Bir babi İran Şahı. Orada İran'a bana Mehmet yetişten sonra İran Şahı bir kağıt verdi ki tüm aşıklar yığılacak. Hiç duymadığım hikayeyi dinleyeceğim bu aşıktan. O zaman bana Mehmet de Şenli babanın çırağı ya. Resim Şah hikayesini yazdı. Şehribaz Sultan'la Nebişan hikayesi var Şenli babanın. O zaman İran Şahı herkesin kağıt yazıyor, kutunun içine atıyor. İran Şahı bunu okuyor, bakıyor ki Nesim Şah hikayesi hiç duymamışam. Diyor ki, bunu söyleyen aşık diye üç adım birini çıktı. O zaman çıkıyor, diyor ki şöyle. 40 aşık orada. O zaman aşıklar hepsi sazları bırakıp hissedecek, bala Mehmet söylüyor. Üç gün, üç gece söyler, bitiremeyiz. Diyor ki, tam alındı mı? Kendim alındı mı? Diyor ki bu Türkiye'nin çıldır kazasında bana göre şenliğindir diyor. Ben onu çırağıyım. Ya diyor bu aşığı getireceksem buraya ya da yedi süreleyin boynunu kılıçla vurduracağım. Evet. Ama sana bu kadar altın bu aşığı getir. O zaman şenliği baba oraya gidiyor o kırk aşığın kırkını da bağlayın. Haydi diyor şu an. Kırkını bağlattığın sonra buna vazeli zehir veriyor. Kusura bakma. Kusura Ağbaba'nın Kozo köyü o zaman bağıralar açıkmış. Ağbaba'nın Kozo köyüne Şenli Baba vadeli zehir aldıktan sonra kızı var oraya, kızı ile gelir. Simsiyah bir rengi, kızı dışarı çıkıyor, bakıyor ki diyor lele sana ne oldu bu rengi mormuz kuru. Eğlen kızım gir, eğlen bir koltuğuma gir, beni içeri götür. İçeri gidip dalları taş yaptığını koyur. Diyor ki kızım İran Şahı beni davat eyledi, çaldığın bana boydu önce. Düşüptü o yere güzarım beni. Anan çok yarvaldı, gitme amandı. Dedim ki ay kızım gitmesen bozular, bazarım beni. Anan kalktı, dest söyledi tutuşunu, zehir sardı bedenimi başımı. Yazıp bırakmışam mezarda, çıldırda kazılsın mezarım beni. Şenliğe pişmişen zehir tasını, eynime giymişen gam libasını. Dar günün bay kızı çağır oğlum Kasım'ı köyümde örtülsün üzerimden. Orada vefat edip o zaman eski kütü arabalar varmış. Kasım'la dayısı İrbahan gidip o da köyüne getirirler, burada defin edirlerler. İşte çaldım şimdi iyi babanın. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ ol.